Sonra Süper Lig heyecanına tartışmayla başladık. Beşiktaş'ın hakem açıklandıktan sonra bir tepkisi vardı. Bugün de o tepkiye son noktayı koydu siyah beyazlar. İlginç bir öneride bulundular. Halil Umut Beyler bütün maçlarınızı yönetsin. Ne dersin Serdar Sadık? Orada tabii şey bir ifade var. Halisane mi Evet, yazıyordu? Bunun halisane. anlamı hani iyi niyetliyseniz atayın. Sezon sonuna kadar bir sorun yok onda diyor. Şimdi Beşiktaş yönetimi böyle bir açıklama yaptı. Beşiktaş yönetimi MHK ile niye böyle bir kavgaya girdi? Aslında kavga değil, tartışmanın içine girdi. Çünkü Türk futbolunda ki tüm yenilikler Beşiktaş üzerinden yapılıyor, ona karşı çıkıyor. Yani Caner'e ilk kez ağız okumaya, dudak okumaya ceza verildi. O Beşiktaş üzerinde denendi. Bir daha da başka kulüplerde denenmedi. Burada da böyle bir şey hani Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamadan sonra yapılması belki yönetimi biraz kızdırdı. 2 senedir verilmeyen adamı vermek için bizi mi bekliyordunuz? Diyorlar. Bence Sergen Hoca'ya sorsalar sezon sonuna kadar Halil Umut Beyleri ister mi? Bence yine istemez. Onun istemesiyle mi oluyor veya istememesiyle mi oluyor? Hayır, elbette bir MHK var, bir yapı var, bir kurul var. Sergen Hoca bu hafta istemiyor, vermem diye böyle bir şey yok. Ama sorarsanız sabaha kadar vermeyin der bence. Çünkü Sergen Hoca'nın ona sadece derbideki performansından dolayı değil, sezon genelinde Halil Umut Meler'in yönettiği bütün maçlarda Halil Umut Meler'in yönetim tarzında sıkıntı yaşadığı için. Şimdi son maçta bakıyoruz. Ya hoca niye öyle konuştu? Penaltı yok. Kırmızı kart yok. Geçmiş derbilere göre iyi bir yönetim gibi gözüküyor. Ama hoca da yönetimi şunu söylemiş. Kimse farkında değil ama benim oyun tempomu düşürdü. Kimse farkında değil benim hatamı kesti. Kimse farkında değil benim önümdeki net faulü verdi. Gustavo yapılmayan faulü verdi. Bunları kimse görmüyor ve bütün ben niye Larin'i çıkarmıyorum oyundan? Çünkü sürekli son 20 dakika Fenerbahçe'ye faul veriyor. İçeride bana uzun boylu adam lazım. Bu yüzden çıkarmadım. Hocanın görüşü bu. Şimdi sen hakeme başka bakarsın. O başka bakar. Haklı haksız onu teknik adamlar daha iyi bilir. Teknik direktörlük yapmış kişiler daha iyi bilir. Ama böyle bir serzenişçi olmuş Sergen Hoca'nın yönetimi. Ha bütün mesele buradan mı çıktı? Hayır buradan çıkmadı. Bu kararları aslında ben desteklerim. Camiaların istemediği hakemlerin o maçlara atılmasını ben desteklerim. Ama bu sezon başında yapılır. Evet, şu an yapılan sadece Türk futbolunun içine kamikaze ile dalmak. MHK'nin yaptığı şu an bu. Üstelik ligin boyu bu kadar kısalmışken bu 10 hafta tartışmaların kaldı, lig bitiyor. yaşanması Niye bulandırdın suyu? enteresan. Bir şey Niye böyle soracağım şey size. oldu? Buyurun. Eğer Sergen Yalçın bu açıklamayı yapmasaydı maçtan sonra, ben Halil Umut Meler'i bir daha Beşiktaş maçında istemiyorum. Bu atama yapılır mıydı? Bir şey söyle. Yapılır da yapılmaz. Bir şey tamam çok Çok önemli bir nokta. kısa. Ha. Abi önemli bir nokta. Fırat benim duydum. Ben de bunu MHK'nin içinden duydum. Fırat Aydınus, işte Cüneyt Hoca, bütün bu hakemler hak verilecekmiş. Hayır. Sence verilir miydi? Verilecekmiş. Abicim verilir Sergen mi? Hoca'yı da hani Sergen Hoca olayını da yapmazsak şimdi sıkıntı olur. Çünkü teamüllere aykırı bir atama. Hayır bak. Bu Verilir açıklamayı miydi, verilmez yapmasa mi? verilir miydi? Halil Umut Meler bu hafta Beşiktaş Beşiktaş maçı. maçına verilir miydi? Sergen Arka Hoca arkaya yok, zaten hangi verilmezdi. hakem hangi maçı Hiç yani bu veriyor ki? kadar Verir, basit. o baş, tabii Yani canım. burada. Peki Sergen Yalçın, ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sergen Yalçın bu haftaki maçta da yine Halil Umut Beyleri istemiyoruz derse yine mi verilecek? 3 maçı üst üste mi yönetecek Halil Vallahi Umut diyebilir Beyleri? de. Hayır desin demesin. Şey, Yani bir daha mı verilecek? bakın Siz de bunu cevaplayın. hayır sizce bunu yaparken mesela Erman abiyle burada programdaydık. Erman Ben hocam. dedi MHK'nin yerinde olsam ilk Beşiktaş maçına veririm dedi. Erman abi bunu derken neyi istiyordu ya da neyi amaçlıyordu? Bir devrim Me olsun hay istiyor. hay MHK'yi MHK yönetir. Sen yönetemezsin. Yani sen derken Sergen Hoca'nın nezdinde değil. Tabii. Hiçbir takım, Yani hiçbir hoca yönetmemeliyiz. Doğru. yani diğerlerine de şey yapıyoruz. Yani dün mesela bu konuyu konuştuk burada. Öğlen de buradaydım ben. Turgay da bağlandı. Turgay Demir de. Şu da var. Mesela Halil Umut Beyler nezdinde konuşuyoruz ya olayı. Yani maçı katletse hakikaten büyük sıkıntılar olsa tartışılan kararlar biz burada otursak Evet. onlar üstüne konuşsak ve yine verilse Halil Umut Beyler olmaz. Ama yapabileceği minimum hatayla
Mesela Sergen Hoca o serzenişlerinde haklı, biz de burada konuştuk. Yani ama bunlar yapılabilecek hatalar. Maçın geneline baktığın zaman, totaline baktığın zaman iyi maç yönetmiş. Dengede maç yönetmiş. İki takımın da çok şikayetçi olamayacağı maç yönetmiş. Beşiktaş için... Ama sen Gürcan Bilgiç'in gözünden öyle söylüyorsun. Hayır, Beşiktaş için hata yapmış. Teknik direktör gözü başka Gürcan abi. Ben bilmiyorum. Ben, bak Erman Hoca buradaydı. Aynısını bir Mustafa de... Denizli Beşiktaş Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş Galatasaray maçından sonra söylemişti. Hatırlayın. Şenol Hoca dedi ki ben başka maçımı seyrettim dedi hatta. Mustafa Denizli o gün şunu söyledi bize. Bazen dedi gözünüzden kaçar dedi ama onu hocalar iyi görür dedi. Hakemlerin yönetim tarzlarını. Senin temponu düşürdün mü dedi, hiçbir şey yapamazsın dedi. Hayır, dediğin gibi. Yani. Çok foul çalıyorsa tempo yapamaz. Çünkü bizim hakem kriterlerimiz kırmızı kart, penaltı, offside, bonsai. Tempo yapamaz. Ama hocaların başka bakış açıları var. Ben sana şunu da söyleyeyim. Özellikle derbi hakemleri, derbi yönettikleri zaman yaptırmazlar tempo. Cüneyt Çakır da öldür. Çok düdük çalar. Niye? Tempo olduğu zaman hata da çok olur. Kendilerini garanti alır. Böyle yani bir şey varsa saçmalık. Bu şey saçmalık tabii. Saçmalığın daniskası hem de. Ama bir hakem argümanıdır yani, cebine koy. Yaparlar yani. Ya da hakemlik taktiğidir bunlar. Hani maçın başında tak tak iki sarı kart gösterir, oyunu kontrol altına alır. Yani bu gibi şeyler vardır gergin maçlarla ilgili. Ve başıma şeyde, bela almayayım yönetimde. Aynen. Halil Umut Meler atamasını ben haklı görüyorum. Mesela benim bakış açım şu, tabii ki normal bir şey değil. Ya aynı takım maçını bir hafta sonra aynı hakeme atıyorsun. Burada anormal bir şey var yani. Ne yapıyorsun? Onu atadım. Ben burada dik duracağım derken Fenerbahçe'ye Cüneyt Çakır'ı, Trabzon'a Mete Kalkavan'ı, Galatasaray'da Fırat Aydınus'u satıyorsun. 800 gün sonra atıyorsun. Yani, peki şimdi Fırat Hoca'nın yok Galatasaray maçında. Niye yok? Yani COVID. Sebebi, evet. COVID yani. O belli artık. Bunu saklamaya da gerek yok. İsim saklamaya da gerek yok. Bu yani çok yaygın hasta aktarı dolayısıyla yani. Fırat Hoca kendisi çıkıp açıklarsa açık olur. Hayır, ortamda konuşuldu bu artık. Yazılı çiziliyor. Peki bir şey söyleyeceğim size. Yine Galatasaray'ın istemediği bir hakemi verebilir miydi MHK? Galatasaray'ın istemediği hakemler vardır bence. Her kulübün birkaç tane istemediği hakem vardır. Bilmiyorum ama Ayuka çıkan oydu herhalde. Neyse bu... Hayır, Fırat Hoca ne diyor? Bu dediğim gibi. Bu saçmalık. Yani tabii buradan önünde. Ama... MHK şunu gösterdi. Zaman takvimi yanlış. Hayır, bence MHK bence. Bence değil. Bak şu açıdan değil. Şimdi, ligin bitimine 10 hafta kalmıştı. Aynen. Niye attın an, oraya bombayı? Tamam, şu an katılacaksın bana. Bence bomba yok. Şu açıdan bakmayı dedim. O bakış açısı da doğru. Ben bir şey demiyorum. Yani bizim ortamımızda biz hiç maçı, oyuncu performansı, taktik üstünden konuşmuyoruz ki. Biz de sosyal medyada, kulüplerde, yöneticilerde, teknik direktörlerde her maçı hakem üstünden konuşuyor. Yani ya, bu maçı hakem üstünden konuşmak neyse, değil ki. Yani bir camia. Hakem üstünden konuş. Bak hakem hocasıyla, yönetimiyle, yazılı açıklamada ya. Hakemle başladık konuşmaya. İlk kez maçın olmadığı bir gün hakem konuşmaya başladı. Çünkü kendi aldığı kararı. İstemiyorum diyemez abi. Bak diyemez. Ama bugüne için, kadar böyle hafta için, geldi böyle gidiyordu. Gitmesin. Diyor hafta Beşiktaş için, yönetimi. Hakemleri topladılar. Şey yaptılar. Pozisyonlar, evet. İşte öneriler. Gelmiştir. Okumuşsundur federasyonun sitesinde. Ayağa basmalar, aldatma yönelik hareketler, penaltı pozisyonları. Tamam mı? Yani onların üstünden tekrar gittim. Muhtemelen orada Serdar Tatlı ve diğer MHK üyeleri, biz sizin arkanızdayız arkadaş. Ayrıca çok sert olacaklar tabii bundan sonra. Biz sizin arkanızdayız. Halil Umut Meler, sen iyi maç yönettin. Kurallar uygulanacak, çok sert olacaklar. Aynen, kimsenin gözünü yersin. Bence zaten doğrusu özellikle o. Kenar yönetimle ilgili. Kenar yönetim. Dördüncü hakemlerle ilgili. Halil Umut Meler, sen iyi maç yönettin. Sana bunu da, sen bunu hak etmedin kardeşim. Ben hakemimin arkasında duruyorum demek adına bu işi yaptıklarını düşünüyorum. Yani bu iş tamamen motivasyonla ilgili bir şey. Ama bir soru daha sorayım hadi size. Hepimiz tecrübeli gazeteciyiz. Eğer Futbol Federasyonu Sergen Hoca'ya Halil Umut Meler açıklamasından sonra bir ceza kesseydi, bu karar alınır mıydı? Ya da buna gerek görürler miydi? Niye ceza kesmediler? Niye olasılıklar üzerinde konuşuyoruz ki? Biz? Ben sana söyleyeyim. Federasyon hakemini korusaydı bu açıklama üzerine, MHK'nin böyle bir şey yapmaya da ihtiyacı kalmazdı diye düşünüyorum. Bu bir bilgi değil arkadaşlar. Ceza vermediler hocaya diye.
Tabii. Yani orada totale göre fikirler ayrılabilir elbette. İyi maç yönettiği kabul edilen bir hakeme, büyük bir takımın teknik adamı, ki önemli bir teknik adam, böyle geliyorsa ben bir daha maçımı istemiyorum diye, federasyon, yani futbol federasyonunun önce hakemini koruması gerekirdi. Nasıl koruyacak? Ey Sergen Yalçın, ey Erol Bulut, ey Emre Belözoğlu ya da ey yönetici, sen benim hakemime böyle konuşamazsın deyip ihtar mı verir? Artık maç hakkı mı verir? Neyse yani. Öyle bir pozisyon alsaydı bence Futbol Federasyonu, MHK'nin de ben sizin arkanızdayım, dik durun, çıkın, maç yönetin deme ihtiyacı kalmayabilirdi. Ama bu yapılan hareket, ben Beşiktaş'a karşı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir takıma karşı da olduğunu düşünmüyorum. Bence MHK hakemlerini bu son 10 maçta, kardeşim çıkın, siz AI mi yapmadığınız sürece, siz gördüğünüzü çaldığınız sürece ben sizin arkanızda olacağım mesajını vermek adına, onları daha doğru motive etmek adına bir de empati, aldığı bir karar olduğunu düşünüyorum. Empati kuralım.